Günaydın. Selamünaleyküm sevgili arkadaşlar, sevgili kardeşler. Sponsorumuz golvar.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuz hepiniz hoş geldiniz şu aşağıdakini uzun zamandır 23400 görmek için bekliyorduk. Hepinize teşekkürlerimi sunuyorum arkadaşlar. Kucak dolusu sevgilerimi sunuyorum. Ve bu kısımda sadece teknik direktör konuşacağız. Önce Carlo Ancelotti'den Fenerbahçe itirafı geldi. Haberiyle başlayalım. Kısa kısa geçelim. Önemli yerlerin üstüne duracağım. Biliyorsunuz Real Madrid'de Şampiyonlar Ligi finaline yükseldi Carlo Ancelotti Ancelotti ve yıllar önce Fenerbahçe'ye niye gelmediğini açıklamış. Şimdi elbette ki büyük bir hoca. Bana kalırsa Real Madrid yani çok ahım şahım öyle bir taktikle falan oynamadı. Hatta City bana göre Real Madrid'i e taktikte dövdü, parçaladı. Ama atamayan atarlar ve Real Madrid'e e, bir dakikalığına da olsa küçük takım muamelesi gösterirsen hani bir nevi oley oley çektirirsen 90 artı Bismillah çektirirler. E, böyle oldu. Yine de ben finali bir şekilde Real Madrid'in tecrübesiyle kazanacağını düşünüyorum. Sizler Şampiyonlar Ligi final hakkında ne düşünüyorsunuz? Şimdi Ancelotti Aziz Yıldırım'la yaptığı görüşmeden falan bahsetmiş. Diyor ki özel bir uçakla İstanbul'a gittim ve beni binlerce taraftar karşıladı. Parma'da 550 bin dolar kazanıyordum ve 3 yıl için 3 milyon dolar teklif etmişlerdi. Ne var ulan? Yıllık 1 milyon dolar demekte. De. İmza atmamak için çeşitli bahaneler uydurdum. Gerçek şu ki İstanbul'a gitmeden önce Juventus beni aradı ve seni burada istiyoruz dedi. İtalya'ya dönünce Juventus'ta anlaştım. Fenerbahçe'ye cevap vermem gerekiyordu. Bunu yapamadım. Korkak bir tavuk gibi davrandım. Fenerbahçe'nin başına geçemeyeceğimi onlara eşim söyledi. Bu yüzden her zaman büyük bir utanç duydum diyor Ancelotti. Hani lan e, biz de bunu niye elden kaçırdık falan diyeniniz varsa diye bunu okuma gereği duydum. Bakın habere bakın. Çok ilginç bir haberle devam ediyorum. Nuno Espirito Santo Niye olmadı? Fenerbahçe'nin gelecek sezon için transfer listesini aldığı iddia edilen Portekizli teknik adam Nuno Espirito Santo'nun maliyeti yönetime geri adım attırmış. Bak. İsmail Kartal'la hedefe koşan Fenerbahçe'nin yeni sezon için teknik direktör arayışları tam gaz sürüyor. Ee, Başkan Ali Koç Nisan ayında Nisan ayının sonunda Jorge Jesus Portekiz'de görüştü falan. Ee, sadede gelelim. Çok uzun bir haber bu arkadaşlar. O yüzden hızlanıyorum. Şimdi Tottenham'ı çalıştıran 1 Kasım 2020'de görevden ayrılan 48 yaşındaki Espirito'nun önemli transferler istediği ekibiyle birlikte maliyetin 10-12 milyon euroyu bulması zora sokmuş. Ali Koç da Jorge Jesus'ta görüştü. 67 yaşındaki isimle görüştü etti diyor. İyi bir çevrildi diyor. Fenerbahçe'nin aradığı teknik adam hani genellikle kontra atak futbolu oynatmayı hızlı oyunculara hücum yapma, yapmayı seviyormuş. Bir kere kontra atak futbolu oynatıyorsa Fenerbahçe genetine biraz ters. Yani kontra atak derken topu rakibe bırakma. O yüzden bundan sonrasında hiç okumuyorum. Zaten yalanlamıştım. Gazetelerin yalanlamasına da sevindim. tam bunlar konuşulurken Gasperini çıktı. Gasperini haberleri çıktı. Duydunuz mu bilmiyorum. Fenerbahçe haberleri çıktı. Şimdi adı Fenerbahçe ile anılan Atalanta'nın teknik direktörü Gian Piero Gasperini'nin menajeri Fenerbahçe iddiaları hakkında açıklamalarda bulunmuş. Şimdi Vitor Pereira sonrasında biliyorsunuz İsmail Kartal şu an için geçici teknik direktör statüsünde ama ne olacağı belirsiz. Birazdan İsmail Kartal konusuna da geçeceğim. Gasperini ismi Atalanta'ya çalıştıran 64 yaşındaki teknik adamın menajeri konuyla ilgili açıklamalarda bulunmuş. Şimdi önce Joachim Löv olmadı ee, ve Löw sonrasında rota Jesus'a kırıldı. İşte Nuno Espirito Santo attılar şimdi Gasperini attılar. Ve dediler ki Gasperini işte Fenerbahçe ile görüşüyor şöyle böyle hatta 3-4 milyon eurolardan falan bahsettiler. Menajer demiş ki Gasperini'nin Fenerbahçe gibi bir planı şu an yok. Cihan'ın Atalanta ile 2 yıllık daha mukavelesi bulunuyor demiş. Tabi İngiltere Atalanta ile çok başarılı sezonlar geçirdi diyor. İspanya İngiltere'den teklifler var ama şu an Fenerbahçe ihtimali çok zayıf demiş. Bu sezon Serie A'da 8. sırada Atalanta Avrupa'ya katılmak için üst sıraları zorlamaya devam ediyor. Geçen sezon 3. bitirdiler. Ligin en çok gol atan takım olmuşlardı. Üçlü savunmayı tercih ediyorlar ve oynadığı hücum futbolu ve oyuncularının aldığı verimle birkaç yıldız İtalyan medyasının gözdesi konumunda. 2016'da Atalanta'nın başına geçti. 2024'te sözleşmesi sona eriyor arkadaşlar. Şimdi e, aynı şekilde Abola Gasperi'nin menajerinin Hani Fenerbahçe temsilcileri Atalanta Teknik Direktörü Gasperini ile anlaşmaya çok yakın diye açıklamıştı. Ve menajer şu cümleleri daha net kurmuş. Bir teklif vardı ama Gasperini'nin şu anda Fenerbahçe'ye gitmeye niyeti yok diye. Yani teklifi doğrulamış. Vesaire vesaire. Yani bazı arkadaşlar da sadece Ferdi ile Nusayi'den bile alacağı verimle bizi şampiyon yapar. Hani buralara düşmesi imkansız falan diyorlar. Gasperini için bilginiz olsun. Şimdi ee, bu haberi ben tam neresinde konuşmam lazım bilmiyorum. Şu anda e, Jesus haberi var. Şimdi öncelikle Jesus'tan kafa karıştıran hamle. Önce bu haberi okumam lazım ama kısaltarak çünkü bayağı bir yorum yapacağım. Şimdi Jesus Fenerbahçe'nin gündeminde. Flamengo'ya dönebileceğini. 20 Mayıs'a kadar bekleyebileceğini açıkladı. Fenerbahçe cephesinde önerilen rakamın yeterli bulunmadığı şeklinde yorumlandı bu taraftarlarca. Yani tatil için Brezilya'ya gitti dediler. Brezilya'da yaptığı açıklamalar kafayı karıştırdı. Flamengo'ya dönmek istiyor gibisinden açıklamalar yaptı. Bu arada Flamengo cephesinde diyor ki bizi karıştırmaya çalışıyor. Dış minnaklar bizi karıştırmaya çalışıyor. Dış minnakların oyununa gelmeyin diyorlar. Kendi kendilerine. Tabi 67 yaşındaki teknik direktör Jesus'un 20 Mayıs'ı işaret etmesi Ali Koç'un kesin bir cevap vermesini beklemesi falan e, taraftarı da bir baskı sebebi oluyor. Yani hiç olmazsa İsmail Kartal'ı kaçırmayın diye. Şimdi aynı sosyal medyada bir duyumcu arkadaş da diyor ki yani Jesus'un yardımcılarından biri Beşiktaş maçını izlemeye getirecek ve Fenerbahçe en somut adım atacak diyor. Şimdi benim anladığım kadarıyla Jesus ekibine çok güveniyor. Yani kendi izlemeye bile gerek duymuyor. Ekibim ne diyorsa o diyor. Ee, Jorge Jesus'un ekibindeki diğer kişiler de Fenerbahçe'ye çalışıyorlar demiş. Şimdi aynı geçen sene Marcelo Bielsa'daki durum. Aynı Bielsa'daki durum. Hiçbir fark yok. Aradaki tek bir fark şu. Ben Ali Koç'a güvendim. Görüşmelerin e, netliğine güvendim. Size dedim ki arkadaşlar imkanı yok. Dönmeme, yani bu, buradan dönmesinin imkanı yok. Ama bu sene ne diyorum? Temkinliyim. Bakın geçen seneki Mustafa Hoca olsaydı şu anda diyordu ki ben kefilim yüzde yüz Jorge Jesus teknik direktörümüz. Ama Ali Koç'u tanıyan Mustafa Hoca ne diyor? İmzayı görene kadar her teknik direktör yalandır. Tek doğru İsmail Kartal'dır diyor. Ama başlığa öyle yazmıyorsun. Kapak resmine öyle yazmıyorsun. Ya kardeşim burası Fenerbahçe haberlerinin, duyumlarının konuşulduğu bir kanal. Yani insanların duyumlarına da vermek zorundayız. İnsanların hakkına girmemek zorundayız. Böyle diyorlarsa böyledir. Onlar öyle diyor. Ama benim duyumum bu demek zorundayım. Beş yıldız bakın. Kısa kısa oynatma listemizin en başında bir yıldan daha fazla süre önce yazmışım. Beş yıldızı kabul edecekler görün bakın diye başlık öyle. 28 şampiyonluk 5 yıldız. İçerinde de diyorum ki kabul etmemeleri için hiçbir sebep yok. Reddedemeyecekler. Ama oyalarlar. Ama başka bir şey yaparlar. Ama işte 5 gün sonra açıklar. Ama 5 ay sonra açıklar. Bir şey diyemem diyorum. Arkadaş çıkmış bana diyor ki hani diyor açıklanıyordu. Ulan başlığa bakıp videoya içeriğine bakmadan konuşmak ya yani ne kadar yanlış. Bir gün biz arkadaşlar üniversite okurken camiye giriyorduk. Bir vakit namazıydı ya. İkindi falan da herhalde. Mini etekli bir kız girdi böyle. Yani mini etekli uzun boylu bir kız girdi. Arkadaş bana baktı. Ben arkadaşa baktım tabii. Camide ne işi var dedim. Sonra bizim bir sınıfımızdan bir kız arkadaş daha vardı. O da camiye girmişti. O da üstte çıktı etti falan. Çıkışta dedik ki ya biz bir şey merak ettik. Şimdi aklına başka bir şey getirmedi. Ya mini etekli bir kız işte camiye girdi falan. Bizim yani arkadaşın söylediği çok İlginç bir cümleyi dedi ki siz yani mini etekli her mini etekliye hani namazdan bir haber Allah'tan kitaptan bir haber mi zannediyorsunuz? O kızı gördüm dedi içeri girdi. Orada etekler var başörtüleri var şey yaptı namazını kıldı çıktı dedi. Biz çok biz iptal. İşte sizin durum da aynısı. Kapağa bakıyorsunuz o mini etekli tamam bunu da açıyoruz. Yok mini etek nerede çıktı? Kapağa bakıyorsun şu tamam hiç izlemeye gerek bile yok. Yanlış yapıyorsunuz. Habere dönelim. Jesus'un ekibi Fenerbahçe'yi çalışıyor demiş. Portekiz'e döndükten sonra Fenerbahçe ile bir görüşme daha gerçekleştirecek demiş. Bu kısımda ekibinin çalıştığı doğru. Bir görüşme daha doğru. Lafım yok. Para da anlaştı anlaşamadı. Anlaşamadıysak eğer sadece bir şeyden anlaşamayız. O fotoğrafların medyaya servis edilmesi. Daha benim duyum kaynağım bana Jesus'u söylemedi bile. Sen de de dayanamazsın. Bir yerlere söylersin. Hani ben Üyelere o fotoğrafların çıktığı gün bile ben üyelere dedim ki İsmail Kartal diyorlar. Ha İsmail Kartal hani Jesus e, löv ayarlanmaya çalışıyor ama en kötü olarak İsmail Kartal %100 devam gibi düşünün diyorum. Sonra böyle oluyor adamlar diyor ki yani bu görüşme çok gizliydi. Başkan çok kızdı. Şimdi diyorlar ki bana ister misin bu kızgınlıkla Jesus iptal olsun İsmail Kartal'a devam ederiz? Valla ben her şeyi beklerim. Ama şunu söyleyeyim Bakın insanlar hemen hemen hepsi aynı çizgideler. Ya birisi yanıldığı zaman hadi ona yüklenelim, hadi ona küfürler ettirelim, hadi ona karakter ettirelim peşindeler. Dün löv kesin diyenler bugün çıkmışlar Mustafa Hoca löv kesin diyordu demiş. Açın Twitter'ımı bu bakın, açın kanalımı bakın. Yani aptala anlatır gibi söylüyorum. Çünkü sizin gibi arkadaşların türüyeceğini bildiğim için hep şunu söyledim. İmza atılana kadar ne Ali Koç'a ne resmi isteyene teknik direktöre inanmayın. Bana bile inanmayın. İmzayı görene kadar inanmayın. Çünkü başıma geldi. Anlatabiliyor muyum? Ha bana gelen duyumu bir kez daha hatırlatayım. Jesus kadro kalitesini beğenmiş. Hani e, yerli oyuncu havuzunu beğenmiş. İşte Arda Güler'i vesaire beğenmiş. Bu takım 3-4 takviyeyle coşar demiş etmiş. E, Ali Kut Cuma günkü basın toplantısında çıkıp bunları söylerken bana diyorlar hocam şaşırdın mı? Lan niye şaşıracağım? Benim söylediğim cümleler işte. Ama hocam orada diyor ki İsmail Kartal'la görüştük. 3-4 transfer yeter dedi. Şu an İsmail Kartal teknik direktör. Benden mi görüşecek? Yani İsmail Kartal devam etse de etmese de ondan görüşmek zorundaydı ki. Beklenen İsmail Kartal kararı belli oldu. Haber bu şekilde. Ee, giriş gelişme kısımlarını geçiyorum. Beklenen Fenerbahçe müthiş performans. İsmail Kartal geleceği hakkında karar verildi. Durum netleşti diyor haberde. Çaha kaldırdı, Amuda kaldırdı, Dansa kaldırdı. Başarılı teknik adam Ali Koç'un son olarak yaptığı iki teklifi de geri çevirdi. Ali Koç'tan İsmail Kartal'a iki teklif birden. Başkan Ali Koç ipleri tamamen koparmak istemediği İsmail Kartal'a iki teklif daha götürdü. Sen bizim evladımızsın diyen Ali Koç, İsmail Kartal'a idari menajerlik ve dilerse yardımcı antrenörlük teklifi sundu. İsmail Kartal'dan Ali Koç'a asla ikinci adam olmam. Asla ikinci adam olmak istemiyorum diye İsmail Kartal Ali Koç'tan gelen bu teklifleri net bir dille geri çevirdi. Kısa sürede olsa takıma destek olma şansını bana güvenerek verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ben her zaman Fenerbahçe'ye destek vermeye hazırım demiş. Ben Fenerbahçe için Tabii Fenerbahçe yönetimi eğer sezon sonunda yollar ayrılacaksa İsmail Kartal'a özel bir veda düzenleyecekmiş. İç sahada oynanacak son Fatih Karagümrük maçında taraftarların önünde İsmail Kartal'a teşekkür edip plaket verilecek diyor. Bir plaket 175 lira olmuş bu arada. <gülüyor> <gülüyor> Hocam bu gereksiz bilgi ne yapalım? Ne yapıyor mu Şener hatırlattı. Yani bakın alın size haber arkadaşlar. Alın size. Yani net olmayan bir haber. Net olmayan bir haber. Alın. Yani buyurun. Bak Fenerbahçe'nin bir genç oyuncusu var. Recep Efe Koçak diye. Hiç duydunuz mu? Sosyal medyada bir arattırın. Hatta ben sizin yerinize arattırayım. Google'da ne çıkacak bakalım. 18 yaşında. Fenerbahçe U19'da stoper. Recep Efe Koçak. Bu sezon 8 maçta oynuyor u 19'da 230 dakika süre almış. Bakın. Sadece 230 dakika. Şimdi 230 dakika süre almış bir futbolcumuz var altyapıda. Ne alaka olduğunu anlatacağım size. Bu arkadaşı Belçik 3 tane Belçika kulübü takibi almış. Bakın 3 tane Belçika kulübü. Şimdi Fenerbahçe'deki altyapı potansiyelini anlayın. Fenerbah Bu sene mesela Eint Eintracht Frankfurt Avrupa Ligi'nde finale çıkmış. Ve Avrupa Ligi'nde mağlup edemediği tek takım Fenerbahçe. Şimdi diyorsunuz ki Fenerbahçe rezil oldu. Şöyle oldu böyle oldu. Ya rezil olduğu ettiği bir şey yok. Bak Slavia Praha. İsmail Kartal'la ilgili de bir şey var. Aklıma gelmişken onu da söyleyeyim. Ya hocam Kayserispor'a Spor'a elen elenen de İsmail Kartal'da diyor. İşte e Slavia Praha rezil eden de İsmail Kartal'da katılıyorum. Doğru söylüyorsunuz katılıyorum. İşte rezil etmek konusuna katılıyorum. Mesela ligin en rezil kalecisi. Altay'ın kalecisi. Matheus Lis. Değil mi? Çok gol yedi takımı küme düştü. Ben de diyorum ki ligin en iyi belki 3 kalecisinden birisidir Lis. Sözleşmesini feshetti. Sözleşmesini feshetti. 25 yaşında. Bak size futbolla ilgili birkaç aykırı düşüncemi söyleyeyim. Bu adam sözleşmesini feshetti. 1 milyon 100 bin euro değeri var. Bak 25 yaşında Polonyalı kaleci 1.92 boyunda. Herhalde 50 tane gol yedi. Yanlışım yoksa 50 tane gol yedi. 0 0'a 0 dediği kastettiği ne bunun ya? Herhalde kurtarış yani %100'ü kurtarış gibi bir şey kastediyor herhalde. 8 diyor ama bu 8 değildir bak. 36 maçta 50 gol yemiş. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Adana Demir'in kalecisi Muriçi. Bir de bu kaleci o kadar da rezil mezil değil. Ve bu Matias Lis Alacaklar ödenmediği için sözleşmesini feshetmiş. Eğer bedava alma imkanımız varsa, bak Ertuğrul Taşkıran'ı falan alıyorsak alabiliriz. Alıp başka takıma da kiralayabiliriz. Harbi söylüyorum iyi kaleci. 128 kurtarışı var. Maç başına 3.7 ortalama. Ligin en çok kurtarış yapan kalecisi bu. Bilginiz olsun. Ama sözleşmesini feshetti. Ama 50 tane gol yedi çöp. İsmail Kartal Kayserispor'a elendiğinde bir maçın istatistiklerine bakın. Elinizi vicdanınıza götürerek bakın. Lan adam Kayseri'yi dövdü dövdü. Ya ben Kayseri olarak söylüyorum dövdü. Ama sonuç neye yaradı? Elendi mi Fenerbahçe? Elendi bitti. Herkes ona bakar. Kimse orada Berke Özer'in e, kontur pide kalıp yediği golü konuşmaz. İsmail Kartal yüzünden elendi der. Bakın Galatasaray-Başakşehir maçı var. Hakem Fırat Aydınus uzun süre sonra maça atandı. Maçın önemi yok ama Fırat Aydınus ne zaman konuşulur? Maç bittikten sonra konuşulur. Başakşehir kazandı mı? Galatasaraylılar çıkar emzikli emzikli fotoğraflarla. Fenerbahçe Başkanı konuşuyor. Galatasaray emzik paylaşıyor. Sanki size ilgilendiren kısım ne? Ben de onu anlamıyorum. Ali Koç FETÖ hakkında konuştu. Trabzonspor hakkında konuştu. Hani 3 Temmuz, 2010-2011, 15 Temmuz. Hani hangisi sizi ilgilendiriyor da ağlıyorsunuz? Orası ayrı mesela. Bu da benzer bir mesele. Bu da benzer bir mesele. Bak Maç bitmeden kimse hakemi konuşmaz belki. Ha birkaç şahsi küçük hesap falan filan konuşur belki ama gerisi konuşmayacak. İşte İsmail Kartanlık'e de böyle. Ben diyorum ki bugün Fenerbahçe Kim Minji, Atilla Salahi, ne bileyim Crespo hani oynayabilecek durumda olsun. Listeye yazılabilecek durumda. Fenerbahçe bugün Slav Yaprak'la maç yapsın. Ağzını burnunu dağıtır. Orada 4-5 atar, burada 4-5 atar. Top göstermez. Bak orada 4-5 atar, burada 4-5 atar. Var mı aksini iddia eden? Ada ateistler bunu da açıklayın. Ama o zamanki Fenerbahçe ya o zamanki Fenerbahçe İsmail Kartal'ın Fenerbahçesi değildi ki. O zamanki Fenerbahçe Vitor Pereira Fenerbahçesiydi. Aynı Vitor Pereira Fenerbahçesi Frankfurt'ta orada e, Pelkas'ın dangalaklığına kaçırdığı penaltı yüzünden 90 artı küsürdü. O penaltıyı atmış olsa ha, gruptan çıkar çıkmaz o ayrı mesele ama o penaltıyı atmış olsaydı en azından Frankfurt'un tek mağlubiyeti olacaktı. Belki kupayı kazanacaklar Rangers'ı yenip. Ki yenmesi işten bile değil. Düşünsene ya. Rangers ya. Rangers. Rangers. Heriflerin rakiplerine bak. Fenerbahçe'nin gülerek dalga geçtiği rakipler Avrupa Ligi'nde final oynuyorlar. Bu Fenerbahçe'nin suçu değil. Bu Fenerbahçe'yi batırmak için Türk futbolunu batıranların suçu. Hala 2010-2011 şampiyonunun Fenerbahçe olduğunu hazmedemeyenlerin suçu. FETÖ diye bir terör örgütü yoktur diyenlerin suçu. Bu onların suçu. Yani bu onların suçu. Anlatabiliyor muyum? Ah ah. Yani durum bu. Ha şimdi Fenerbahçe'de bugün bir idman yapılmış stadyumda. Ben de insan olduğum için aileme vakit ayırmam gerekiyordu biliyorsanız bir aile babası olarak birçoğunuz da benimle aynı konumdasınızdır durumdasınızdır ha şeyden haberim vardı ama idmandan izleyemedim açıkçası ondan dolayı söylüyorum yapılmış diye şimdi bu idmanda hani diyor ya İsmail Kartal'a çelenk verilecek şey plaket verilecek işte onur edilecek plaket verilmesine gerek yok ki ben İsmail Kartal'ın fenerbahçe devam edeceğini düşünüyorum her şekilde devam edeceğini düşünüyorum çok ama çok net, sabit bir şekilde söylüyorum. İsmail Kartal Fenerbahçe'de devam eder. Bakın burada küçük bir mevzu var. Küçük bir mevzu. Bizim için küçük ama Fenerbahçe için büyük. 2010-2011 sezonu için pankart asılıyor. Fenerbahçe stadyumunda. Birilerinin zoruna gidecek biliyorum. 2010-2011 sezonu şampiyonu şerefiyle Fenerbahçe'dir. Herkes haddini bilecek. Muhtemelen ee, Fenerbahçe'nin şerefiyle şampiyon olduğunu hani şeref kavramını tam idrak edemeyen ya da eksikliği olan ya da Fenerbahçe'nin o şampiyonluğuna şerefli şampiyonluk değil diyenlere it hafen paylaşıyorlar. Ee, olabilir. Ardından Fenerbahçe'ye sosyal medyadan bir paylaşım daha yapıp 2010-2011 sezonunun kupasını da paylaşıyor. Herkes haddini bilecek fotoğrafının önünde. Herkes haddini bilecek. Herkes hizmet ettiği yeri bilecek bence. Kime hizmet ettiğini anlayacak. Gerçekten diyorum bak. Herkes kime hizmet ettiğini anlasın. Ya Fenerbahçe Cumhuriyet'in en saygılı, en seçkin kulübüdür. Kim ne derse desin. Kuruluşta, kurtuluşta başrol oynayan takımların yani en birincisidir. En birincisidir. Bir insanın Fenerbahçede ile sıkıntısı varsa, yani savunduğu değerleri bir sorgulasın yani ne şekilde değerleri savunuyor onu bir sorgulasın. Sevmek zorunda değilsiniz. Sevmek zorunda değilsiniz ama Fenerbahçe cumhuriyeti savunuyor, cumhuriyetin takımı diye. Düşmanlık besliyorsanız vah ki size vah. Vah ki size vah. Yani vah ki vah. Dediğim gibi arkadaşlar, uzun lafın kısası. Bu kısımdan anlamanız gereken net özet şu şekilde. Sosyal medyada herkes duyumcu, herkesin her duyumuna kanmayın. İmzayı görene kadar Lövde yalan, jesus da yalan, var biraz da sen o yalan. Ben imzayı görsem de görmesem de İsmail Kartal'ın bir şekilde devam edeceği görüşündeyim. Hatta ben İsmail Kartal'ın teknik direktör olarak devam edeceği fikrine sahip olmaya başladım yavaştan. Ama lig bitmeden 3 maç sonuçlanmadan benimki de afaki, sizinki de afaki arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. İnşallah en kısa sürede şurayı 23.500 yaparız. Sizlerin beğenisiyle, sizlerin yorumlarıyla, izlediğiniz reklamlarda bile yani hep hepsinde sizin desteğiniz var. Allah razı olsun. Görüşmek üzere dostlar.